Merhaba Beşler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 2019-2020'de çıkmış birinci dönem İngilizce sorularını çözeceğim. İlk soruyla başlayalım. Burada bir hediye var, bakıyorsunuz. A seçeneğinde candle demiş, bu mum anlamına geliyor, olmaz. B seçeneğinde balon kelimesi var, bu da olmaz. D seçeneğindeki beverage ise içecek anlamına geliyor, bu da olmaz. C seçeneğinde ise hediye anlamına gelen present kelimesi var. Ve cevap C seçeneği. İkinci soruda ise Gray'in 15 yaşında olduğu söylenmiş. Rusyalı olduğu söylenmiş. Diğer cümlede ise 3 tane bir şey konuşuyor demiş. Ve şurada da dikkat ederseniz İngilizce, Rusça ve İspanyolca demiş. Yani 3 dil konuştuğundan bahsetmiş yani. A seçeneğindeki nationalities kelimesi milliyet demek, olmaz. C seçeneğindeki countries ülkeler demek, bu da olmaz. D seçeneğindeki classes dersler anlamında burada. Bu da olmaz. B seçeneğindeki languages ise diller anlamına geliyor ve cümleyi tamamlıyor. Dolayısıyla cevap B seçeneği. Üçüncü soruda ise Amanda'nın pazartesi günü şu dersi var demiş. Evet, burada görsel sanatlarla alakalı bazı materyaller var. D seçeneğinde sosyal bilgiler dersi var. Değil. B seçeneğinde tarih denmiş. Bu da değil. C seçeneğinde beden eğitimi dersi yazılı. Bu da değil. A seçeneğinde ise görsel sanatlar ya da resim anlamına gelen art kelimesi var ve cevap A seçeneği. Dördüncü soruya bakalım hemen. Görselde köpek kütüphanenin neresinde? Önünde. Between kelimesi arasında anlamı geliyor. Olmaz. Next to bitişinde demek. Bu da olmaz. Under ise altında demek. Bu da olmaz. In front of ise önemli anlamına geliyor ve cevap B seçeneği. Beşinci soruya bakalım. Leo bir şey sormuş. Carla ise balık tutmak demiş. Şimdi A seçeneğinde balık tutmayı sever misin demiş. Eğer soru bu olsaydı buna yes ya da no ile cevap verirdi. Bu olmaz. B seçeneğinde balık tutmayı biliyor musun demiş. Buna da yine evet ya da hayır cevap verilir. Bu da değil. C seçeneğinde ise hafta sonlarında nerede yüzersin demiş. Burada bir yer bildiren cevap olmadığı için bu da olmaz. D seçeneğinde ise en sevdiğin hobin nedir? Yani favori hobin nedir anlamında bir cümle var. Ve o da balık tutmaktır dediği için cevap D seçeneği. Altıncı soruya bakalım. Burası neresi? Görüyorsunuz ekmek satılıyor, yani bir fırın. A seçeneğinde kırtasiye anlamındaki stationery kelimesi var. Değil. B seçeneğinde pharmacy var, eczane anlamında değil. D seçeneğinde ise kütüphane anlamındaki library kelimesi var. Bu da değil. C seçeneğindeki bakery ise fırın anlamına geliyor ve cümleyi tamamlıyor. Dolayısıyla cevap C seçeneği. Yedinci soruda John'un, burada tabi ismi yanlış yazmışlar, doğrusu şu olmalı. Her sabah duş aldığından bahsediyor. Duş almak neydi arkadaşlar? Have a shower'dı. Bakalım. Burada has yazıyor. Niye has yazıyor? Şimdi geniş zamanda özne he she it olduğunda have fiiline s takısı geldiğinde nasıl yazılıyordu? Bu has'e dönüşüyordu. Mesela örnek verelim, eat fiili olsaydı bu eats şeklinde yazılırdı. Diğer tüm fiillerde s gelirken have fiili özelliğinden dolayı has şekline dönüşüyor ve cevap C seçeneği. Sekizinci soruya bakalım. Eric bir şey sormuş. Jane ise 7'yi çeyrek geçe demiş. Yani bir saatle alakalı bir şey sormuş. Şimdi A seçeneğinde kahvaltıyı nerede yaparsın anlamında bir soru var. Bu olmaz. B seçeneğinde kahvaltı için nereye gidersin demiş. Bu da olmaz. C seçeneğinde kahvaltıda ne yersin anlamında bir cümle var. Bu da olmaz. D seçeneğinde ise kahvaltıyı saat kaçta yaparsın demiş. Bakın what time saat kaçta anlamına geliyor. Ki cevapta da 7'yi çeyrek geçe dediği için doğru cevabımız D seçeneği. Dokuzuncu soruda doktor bir şey soruyor. Jack de I have a fever, yani ateşim var diyor. D seçeneğinde Elliot evde mi diye sormuş. Alakasız. C seçeneğinde okula gidebilir miyim demiş. Bu da alakasız. B seçeneğinde ise ne yapmalısın demiş. Bu da cevapla alakadar değil. A seçeneğinde ise what's wrong with you? Yani senin neyin var demiş. O da ateş olduğunu söylemiş ve cevap A seçeneği.
10. soruda Carol boğazım ağrıyor ve çok acıtıyor demiş. En de bir tavsiyede bulunmuş. Bakalım ne tavsiye, hangi tavsiyede bulunmuş. A seçeneğinde arkadaşının cep telefonunu kullanmalısın. Bu boğaz ağrısıyla ilgili değil. B seçeneğinde parti süslemelerini almalısın. Bu da alakalı değil. D seçeneğinde yatağa geç girmelisin demiş. Bu da değil. C seçeneğinde ise nane limon çayı içmelisin anlamında bir cümle var. Ve cevap C seçeneği. Evet arkadaşlar, bu arada videoyu beğendiyseniz likelamayı, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın diyerek 11. sorudan devam ediyorum. 11. soruda John iyi bir insan demiş. O insanları D seçeneğinde terk eder, alakasız. C seçeneğinde incitir demiş. Bu da olmaz. B seçeneğinde insanlardan nefret eder anlamına geliyor. Bu da olmaz. A'da ise insanlara yardım eder diyor. Ve cevap A seçeneği. 12. soruda Mary komedi filmi izleyelim demiş. Mark da bir şey söyledikten sonra şunu eklemiş. Komedileri severim. Demek ki teklifini yapması lazım. Kabul etmesi lazım. A seçeneğinde aksiyon filmine ne dersin demiş. Yani karşı bir teklifte bulunmuş. Hayır, bu olmaz. B seçeneğinde ne tür bir film demiş. Zaten komedi filmi olduğunu söylemişti. Bunu da sormuş olamaz. C seçeneğinde kulağa sıkıcı geliyor demiş. Bu da reddederken kullanılıyor. Bakın, kulağa sıkıcı geliyor. Bu da olmaz. D seçeneğinde ise harika demiş. Bu da kabul eden bir ifade olduğundan cevap D seçeneği. 13. soruda Ağustos ve Ekim arasındaki aydır demiş. Bakalım hangisi bu? Eylül. Şimdi A seçeneğinde Şubat anlamında ay var. Bu olmaz. C seçeneğindeki Kasım anlamında. Bu da olmaz. D seçeneği Aralık. Bu da olmaz. B seçeneği ise September, Eylül ayı anlamına geliyor ve Ağustos ile Ekim arasında. Dolayısıyla cevap B seçeneği. Evet, 14. soruda ise görüyorsunuz çocuk seksek oynuyor. Cümleyi de tamamlamamız lazım. Arkadaşlarımla şunu oynamayı severim demiş. A seçeneğinde blind mezbah, yani körebe oynamayı severim değil. B seçeneği kulaktan kulağa, bu da değil. Dodgeball ise yakan top anlamına geliyor, bu da değil. Hopscotch seksek anlamına geliyor ve cümleyi tamamlıyor. Dolayısıyla cevap C seçeneği. 15. soruya bakalım. Kevin ve Carol ilgi duyuyorlarmış. Resme göre bakıyoruz. Balıkçılığa ilgi duyuyorlar. Şimdi trekking doğa yürüyüşü demekti. Bu olmaz. B seçeneğindeki cycling bisiklete binme anlamına geliyordu. Bu da olmaz. Bisiklet sürmeye de. C seçeneğindeki jogging de hafif koşu ya da tempolu koşu denilebilir. O anlamı geliyor. Bu da olmaz. D seçeneğindeki fishing balık tutmak anlamına geliyor. Ve cevap D seçeneği. 16. soruya bakalım. 16. soruda öğleden sonra bisiklet sürmekle alakalı bir şey var. Cümlenin başına bakmamız lazım. Bruce da elbette demiş, seviyorum demiş. Şimdi soru cümlesi olduğu için bir sefer let's kullanılmaz. Çünkü let's düz ve olumlu cümlede, düz cümlelerde kullanılıyor. Mesela let's go to the cinema gibi, let's go to the park gibi. İkinci olarak do you want to ve would you like to diye de devam etmez, başlamaz cümle. Çünkü burada ing eki almış bir kelime var. Burada ya cycle denmesi lazımdı cv ya da d olması için, ya da go cycling şeklinde olması lazımdı. Böyle bir şey olmadığı için c ve d'yi de elememiz lazım. Ve cevap b seçeneği. Zaten how about ya da what about kalıbından sonra fiilin ne alması lazım? Ing eki alması lazım. 17. soruya bakalım. Sera demiş ki, babacığım aslanı besleyebilir miyim? O da, babası da bir şey söyledikten sonra çünkü tehlikeli demiş. Demek ki onayı vermemiş, izin vermemiş. Şimdi A seçeneğinde elbette canım benim, tatlım anlamında bir cümle var. Bu aslan beslemeyi kabul ettiği için olmaz. Çünkü reddetmesi lazımdı. B seçeneğinde unutma diye bir ifade var. Bu da olmaz. C seçeneğinde iyi bir fikir demiş. Bu da olmaz. D seçeneğinde ise üzgünüm, besleyemezsin anlamında I'm afraid you cannot ifadesi var. Ki cevap D seçeneği. 18. soruda Jessica ineğini ne yapıyor? Sağıyor. Şimdi A seçeneğinde collecting, topluyor ifadesi var. Olmaz.
C seçeneğinde besliyor demiş ama burada beslemiyor. Bu da olmaz. D seçeneğinde suluyor ifadesi var. Bu da olmaz. B seçeneğinde ise milking burada süt sağmak anlamında. Süt anlamında değil, süt sağmak anlamında. Ve cevap B seçeneği. 19. soruya bakalım. Türkler demiş. 19 Mayıs'ta Gençlik Bayramı'nı ne yaparlar? Davet mi ederler? Hayır. Süslerler mi? Hayır. İcra mı ederler? Hayır. Celebrate kutlarlar mı? Evet. Dolayısıyla cevap A seçeneği. 20. ve son soruya bakalım. Öğrenciler çocuk bayramında sınıflarını süslerler demiş. Neyle süslerler? Fireworks. Yani havai fişeklerle mi süslerler? Hayır. Praise geçit töreniyle mi süslerler? Bakın geçit töreniyle kutlanır ama süslenmez. Bu da olmaz. C seçeneğinde akrabalarıyla mı süslerler? Hayır, bu da olmaz. Flag bayraklarla mı süslerler? Evet, bayraklarla süslerler. Dolayısıyla cevap A seçeneği. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz likelamayı, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.